Yani Hatay Spor'u da hem bugünkü mücadelesinden dolayı hem tur atlamasından dolayı tebrik ediyoruz. Geçen hafta ilk ayakta İstanbul'da gerekli pozisyonları bulup gerekli skoru elimize alabilirdik. Ama gene de bir avantajlı skorla buraya geldik. 1-0'lık bir galibiyetle. Oyunda bugün bazen uzun süre çalıştığım planları uygulayamazsın. Fiziki duruma göre, şartlara göre, hal ve durum şartlara göre özellikle bir oyun planı yaparsın. Bugün de biz özellikle fiziki şartlara uygun bir oyun planı tercih ettik. Ama bunun için de ne oyun planı tercih edersen et, oyuna konsantrasyon, odaklanma ve mücadele bunun içinde her zaman olması lazımdır. Geri düştük. Tekrar skoru cebimize aldık. Golü bulduk. Onun arkasından oyuna tekrar giremiyorsan, oyunu sonuna kadar taşıyamıyorsan, burada buna tam tersi mücadele ve odaklanma ile ilgili son derece hazır olmuş bir rakip vardı. Biz de tam tersi ne oyun, ne mücadele, ne konsantrasyon veya oyun planına uymayan bir takım vardı. O zaman lig farkının olması veya oyuncu kalitesinin farkı olması bir şey ifade etmiyor. Bu futbol oyununda doğru oynamazsan oyun seni cezalandırır. Bugün rakibimiz bir tarafta bunu çok isteyen, bir tarafta buna biraz daha uzak kalan, odaklanamayan. Bugün sahanın içinde 18 yaşındaki oyuncu bizim takımımız adına daha iyisi diyebiliyorsak, bu konsantrasyonla ve odaklanmayla ilgili sıkıntımız vardı. Rakibin de bu galibiyetinden dolayı hem tebrik edelim, hem ligde hem kupada onlara başarılar diliyoruz. Biz bu dosyayı kapattık bugün itibariyle, kapandı. İstemediğimiz, daha kısa tarihimizde iki final oynadığımız bir hedeflerden bir tanesi ve buna da kadro denilimimiz olmasına rağmen bugün buradan elenerek dönüyoruz. Onun için bu da bize neler dersler çıkaracak, kendi kulübüm adına söylüyorum bunu. Onlara bakacağız, onların üzerinden çalışacağız. Rakibi tekrar hem ligde hem kupada başarılar diliyorum. İlk maçtaki 1-0'lık skor tabii Antakya'daki maça umutlarımızı taşımıştı. Yani oradan alabileceğimiz daha farklı bir mağlubiyet. Belki de buradaki maçı prestij mücadelesine çevirecekti ama oyuncularım orada iyi mücadele gösterdiler. Bugüne geldiğimiz zaman maça çok iyi başladık. Takımda yine siz de gördünüz bir takım rotasyonlarımız vardı. Ama oyuncularım maça çok iyi başladı. Golü de erken bulduk. Ondan sonra 1-1 yakaladı rakip takım. Bu tabii ki 3 gol atmamız gereken bir tabloyu ortaya çıkardı ki oyuncuların bunun da reaksiyonunu göstermeye başardılar. Bugün maçı daha fazla isteyen takım bizdik. Daha fazla mücadele eden takım bizdik. Daha fazla pas yapan takım bizdik. Ve oyuncularım gerçekten bu turu geçmeyi hak ettiler. Güzel mücadele ettiler. Başakşehir takımı da tabii ki çok güçlü bir ekip. Burada istedikleri oyunu sergileyemediler. Bu da onları dakika dakika aşağı düşürdü. Ve maçın sonu da bizim için çok tehlikeli olmadan attığımız 4. golle de beraber sonuçlandı. Gerçek hedefimiz olan ligde son derece önemli maçımız var. Kupada üst ligdeki takımları eleyen alt lig takımlarının daha sonraki maçları ve süreçleri bocalamaya aday. Bunun önüne geçmemiz lazım. Hemen Karabük maçına konsantre olmamız lazım. Güzel bir gündü. Ben yine de herkesi tebrik ediyorum. Başakşehir bugün baktığınız zaman hani bu ligin gerçekten en iyi takımı diyebiliriz. Onun için artık fark etmez. Hepsini yeneriz diye fark etmez demiyorum, yanlış anlamayın. Hepsiyle mücadele edeceğiz. Kim çıkarsa mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve bu işi götürebildiğimiz yere kadar götüreceğiz.